Hocam Çinli'yi anlatsanız artık. Çinli olayı bambaşka bir olay. Çin medeniyeti. Yer Avustralya. Sydney. Yıl 1993. Dünya Gençler Şampiyonası. Ne oldu Sinan? İstiyorsan atmayayım. Dinliyorum ben. Ya ağzını burnunu buruşturuyorsun da Çinliler gibi ne oldu? Bir Çin atölyesi vardır. Söyleyeyim mi? Söyle. Ağzını fazla buruşturma. Beni üzme. Çin atasözü. Şemsiyeyle ilgili onların bir atasözü var. Kazık anlamında söyle. Kazık yediler bir anlamında. Şemsiye bir de ne anlamda söyledi biliyor musun? İster misin öğrenmek? İster misin öğrenmek? İster misin? Ben isterim. Hadi anlat hocam. Gel. Hadi isterim. Gel. Gel içeri evet. Geçelim. Şemsiyeyle ilgili çok çeşitli atasözü. Biliyor musun şemsiyeyle? Ya hocam hadi. He? Ya nasıl anlatacağımı da bilmiyorum ama lütfen anlattıklarımın sulandırılması isteniyor. Evet sulandırmayalım bir dinleyelim. Çin, anlatma yarın anlat ya bu Çin'i. Hadi girelim şu başka. Lazım biliyor musun şemsiyeyle? Hadi Fenerbahçe Antalya maçı falan filan bilmem Galatasaray falan hadi onlara girelim ama ya. Şimdi halka saygısı. Hayır halk beklemiyordur ya. Galatasaray Fener Ertem hadi onlara bir girelim. Bir yorumlar Mustafa. Halk istemiyor ki halk Galatasaray Fener konuşmamızı istemiyor. Bunları konuşmamızı istiyor. Abi bir Çinli anlatsın. Çinliler, gazoz isteyenler, sevenler, içmeyenler. Abi bir dakika. Ya Ertem ya ne yaptın ya sen ya? İnsanları delirttin ya. Ertem biraz ses ver. Yani insanları delirttin ya. Buradaki yorumcular da. Yorumcular da ya. Bu hocaya sen ne yapıyorsun? Bu hoca gündüzden geliyor. Hocaya ne yapıyorsun burada sen? Gazoz veriyor. Bu ne abi? Bu Çinli kadını mı dinleyeceğiz ya? Ver sesi artır. Vallahi güzel. Baktan meditasyon. Al Çinli kadını abi. Meditasyon müziği bak. Artır artır. Biraz ışıkları azalt. Bak. Bak azalt. Dur. Bir de Çinli masajcı. Spa. Spa ortamı. Bir yana kemiğim. İndir. Bir yana kemiğim Çinli. Adı Li Ying Ming. Lakabı Fırfır Ali. Bir dakika. Daha Alman lakap yok. Li Ming. Li Ying Ming. Li Ying Ming. Çok tehlikeli. Öteki yana kemiğin adı Finlandiyalı bir herif. Finlandiyalı. Biri Finli biri Çinli. Kaponen. Dünya Gençler Kupası finalin başına çıkacağız. Daha önce de bir maça çıkmıştık grup maçlarına Uruguay ama Dünya Kupası finali Sydney'di. Evet hocam. O maçtan önce de maçın başlamasına yarım saat kala hakemler soyunma odasına şöyle bir haldedirler. Elbiseler yavaş yavaş giyilir. Evet. Yavaş yavaş ayakkabı bağcıkları bağlanır. Sarı kartı kontrol edersin, kırmızı kartı ve yarım saat kala dersin ki artık son konuşmalardır bu. Senin tarafından top avuta çıkarsa bayrağı önce kaldır bana bak ben vereyim evet. Offside'da göreme bir bayrağı havada tut içeride yapılırsa şöyle yap. Foullere karışma falan. İşbirliğiyle ilgili evet. Son konuşmalar rötuşlar yapılırken Uruguay Almanya maçı grup maçıydı. Yarım saat vardı. Çinli hiç iyi insan bilmiyor. Günde 4 paket sigara içen yapma tuhaf ya. Bir herif. Ay, 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 ay. Eline sabun aldı. Ne havlu aldı banyoya geçti. Hocam yanıyorsun ya yayını kapatın. Müsaade et. Bir dakika dur oğlum hemen kötü şey çağrışım yapma. Ne olsun dur bak dedim. Bir dakika bak. Bekle dedi. 7-8 dakika sonra geldi bir şey diyemedik hadi şöyle bu maça çıktık. Final maçına çıkacağız. Geçme. Yine aynı haltı yemeye kalktı. Lan final bu. Kariyerimde çok önemli çok bir dönüm noktası. Yaşın genç. 30 yaşındayım. 30. 93, 31, 72, 61. Sydney 80 bin kişi. Brezilya Gana oynuyor. Evet. Heyecandan nabzımı 120 atıyor. Vücudum sıcacık olmuş. Adrenalinin evet, etkisi. Evet, evet. Allah'ım diyorum kariyerde şudur budur gençlerdir ama finaldir. Finaldir tabii. Final finaldir abi kariyerimde yazacak. Çoluğumuza çocuğumuza torunumuza tabii. Göstereceğimiz bir kaset olacak. Son konuşmalar bakın diyorum Brezilya kontratak hızlı çıkıyor. Biri Finli biri Çinli. Tutmalar olur bayrak mayrak detaylar konuşuyoruz. Evet. Ondan sonra artık herkes kendisi izale kalacak. Oraya çıkacak. Konsantre olacağız ve çıkacağız 7 aynen. Dakika kala. Evet. Baba yine aldı havluyu sabunu duşa. Ben dedim lan. One bu sefer yapamazsın. One moment. Bildiği tek laf bu. Please, yes, one moment. Hepsi bu. Tuttun herifi. Bir dakika dedim. Oğlum nereye efendim? One moment dedi. Yine baba geçti. Hocam ne yapıyorsun? Ama nasıl sinirlendin biliyor musun? Nasıl sinirlendin? Kafasını gözünü yarayacağım. Neye yarıyorsun? Hayvan mıyız? Bir maça çıkacağız. Biraz daha uzun sürdü. 15 dakika kala geldi. Hocam dedim ne yapıyorsun? Dinle beni. Bunda enerji fazlalığı bir dakika, var. Bir dakika abi. Bir dakika. Dedim ki dinle işte son bayraklar kalkacak inecek. Fauller, mauller hadi bismillah. O başka dedim, bir şey indirip kaldım. Duamızı ettik. Ya.
Duamızı ettik, çıktık. Ama uyuzum herife, sarmış durumdayım. İmkanım olsa o gün orada adres edeceğim ama... Geberteceksin. Finlandiyalı şey gibi, biblo. O tam şey. Aslan. Müthiş müthiş. Avrupalı ne de olsa, kuzeyli. Hocam ne yaptın? Avrupa medeniyeti Çin'den üstün mü? Yapma öyle. Abi deme. İşte herifin bir tanesi. Maçın başlaması yarım saat kala. Banyoya gidiyor, ötekisi mum gibi dinliyor. O Çinlilerin tamam, utancı tamam hocam. Diyor, şudur budur. Gidip lan kontrol etsene arkasını. Maç bitti. Brezilya Dünya Kupası'nı kaldırdı. Nasıl yönettiniz? İyi. İyi yönettiniz. On duşumuzu muşumuzu aldı. Neyi yaptı mı Çinli? Neyi nasıl yönetti? Çinli müthiş. Ya bak demek ki maç öncesi sabun, havlu ne yaparsa yapsın. Çin medeniyeti de gereğini yere getirmiş. Beyler. Avrupalıları şey yapmış. Maç bitti. Bir dakika. Maç bitti. Otele geldik. Yemeğe oturduk. Herkes relax. Meraktasın ama değil mi? Durumda. Meraktasın. Deliriyorsun. Çok mutluyum artık. Ne yapayım ya? Yemişim Çinlisini de Finlisini. Ben maç yönetmiş bitmiş miyim? Evet. Ondan sonra da ertesi sabah da uçağa binip Avustralya'dan ülkeme döneceğim. Mutlusun. Yemekler falan yeniyor böyle. Bir de tuhaf yiyor. Herif iki tabak bizim Sezgin gibi patates kızartması yiyor. Bol ketçap. Başka bir şey yemiyor. Ertem önde eline bir tane tuvalet kağıdı almış. Mendili bulamamış. Tuvalet kağıdını sallıyor. Arkasında kimler var? Çuk. Sinan en arkada Sezgin. Sezgin yok. Sen de mi varsın? Ben değil ya. O Sinan değil. Hocam ben genç çukçucu Sezgin. En arkadan geliyor. Allah! Diyelim üçünü bir de. Hocam Sezgin. Hocam tek seferde. Cuk. Sezgin gelmez. Ben dedim ki sanki. Tek seferde inceliyor hocam. Sezgin o kadar yemez ki 3 tabak yer ancak. 3 tabak falan yer Sezgin. Maçtan sonra bir insan ne yer? Et yer, makarna yer. Yorgun olduğun için. Belki yanında bir tatlı, bir çorba falan o kadar. Şöyle güzel evet. Bu baba iki tabak patates yiyor, ellerinde ve ketçabı patatesten fazla yiyor. Vay böyle bir kültür. Vay hayvan. Ya sana bir şey soracağım dedim. Li Ying Ming. Li ama adı. Hocam ismini söylerken dikkat Li et. Li Ying Ming. Ya dikkat dedim, et, dikkatli sen, söyle. Sen ne yapıyorsun kardeşim? İki Ling, maçtır, Ming, maçın Ming başlaması yarım saat kala gidiyorsun. Dedi ki bana, elleriyle atıyorum. Çin futbolundaki temel özellik. Maçtan yarım saat önce bu iş olur. Hangi iş? Aa, bu bunu ne lütfen güzellik sulandırmayın. Bunu bilimsel olarak daha sonra geldim psikiyatrist arkadaşlarıma bilim sordum. Bilim. Bilimsel olarak olabilir dediler. Herkesin bir konsantrasyon veya rahatlama yöntemi vardır. Hocam kültürlerin farklılıklarına saygı duymak lazım. Ben bunu yaşadığım ulan için kültürler arası pedagoji deniyor. O gündür bugündür. Hocam sonra, evet. O gündür bugündür. Çin ve futbol dendiğinde Çinli ve futbol dendiğinde bizim aklıma bizim fırfır gelir. Fırfırlı. Tamam mı kardeşim? Onun için beni kimse Çin'e götüremez. Çin futbolu seyretmem. Çinli futbolcu sevmem. Çin'e giden futbolcu istemem. Çinli hakem sevmem. Böyle kabaca bir şey lütfen de bağışlayın. En olabildiğiniz gibi. Kültürleri böyleymiş. Hocam. Kültürleri böyleymiş. Beni yönlendirmese de altımı yönlendirirler. He? Altını mı? Ne altını? Bir dakika. Altındaki altını demek istiyorum. Altındaki altını. Hocam sen. Siz manyak mısınız lan? Altın diyorum. Senin altını diyeceğim. Altındaki altını demek istiyorum ya. Kararı. İyice ben altına girdim. Ayıptır ya. Kararı sen. Birlik beraberlik mesajları vermişti. Demiştik ya hadi bir araya gelelim demişti. Göm. Sevgili Sinan, sevgili Apo, Alice Harikalar Dünya'daki iki tane biblo bebek gibi. İkisi de eşittir. İkisi de ne yapar? Aziz kimmiş? Aziz güçlü nedir? Falan gibi. Çok